Mehmet Teskan 7 Temmuz 2021 T24. Okluk'taki muhteşem saray itibarımızı yükseltir mi? Mimar Şefik Birkiye'yi kutluyorum. Okluk koyundaki sarayın fotoğraflarını yayınlamasaydı o güzelim koyun yarı yarıya betonlaştığından haberimiz olmayacaktı. Çünkü denizden ulaşmak yasak. O koya giremezsiniz. Cumhurbaşkanı geldiği zaman neredeyse Gökova Körfezi'ne girmek bile yasak. Yazbaşı Karadan Marmaris'e indim. Her köşe başında jandarma, eli uzun namlulu silahlarla nöbet tutuyordu. Her kavşakta jandarma aracı vardı. Cumhurbaşkanı yokken, Cumhurbaşkanı oradayken hali düşünün. O yoldan geçen yabancılar nasıl bakar? Adam başı eli silahlı askerler, batıdan gelenler bizim gibi değiller, görmeye alışık değiller, korkarlar, ürkerler. Her neyse Cumhurbaşkanı yokken bu kadar sıkı önlem alınmasını bir arkadaşım binaları koruyorlar diye yorumladı. Ben gazeteci kafasıyla binaların görüntüsünü çeken olur. Afişe eder önlem bunun içindir dedim. Zaten bir gazeteci gazetecilik yapsa aradan sızıp Okluk koyunun yeni halini görüntülese anında gözaltına alınır. Devlet başkanının mekanını görüntüleyerek terör örgütlerine adres göstermek suçuyla sorgulanır. Terör örgütü üyesi olmadığı halde terör örgütüne yayın yoluyla hizmet ettiği gerekçesiyle tutuklanır, aylarca belki de yıllarca hapis yatardı. Bu sebeple Mimar Şefik Birkiye'yi kutluyorum. Gazetecileri kurtardı. Okluk koyunun ne hale geldiğini bize gösterdi. Koydaki yapılaşma için 640 milyon lira harcanmış. Resmi rakam bu. Belki de daha fazla. Farklı büyüklükte 5 yapı varmış. Sarayın hemen yakınında 3 bloktan oluşan personel lojmanları yapılmış. Kaç bin kişi çalışıyor? 11 bin metrekarelik dolgu alanı özel kumla, büyük ihtimalle beyaz kumdur. Acaba Mısır'dan mı getirildi? Doldurularak plaj yapılmış. O canım koy, Allah vergisi koy, doğa harikası koy yarılır, dışarıdan getirilen kumla doldurulur mu? Ey mimar, ey o sarayı yapan Rönesans firması, ne yaptınız siz? Doğayı katlettiniz. İddiaya göre yazlık sarayda 300 oda varmış. Kışlık sarayda 1100 oda var. Büyük merakı, iktidarın tutkusu, hastalığı da denilebilir. Plajda dinlenmek için bungalovlar, bungalovların ucuna denize girmek için özel iskeleler yapılması da ihmal edilmemiş. Dev yatların yanaşacağı devasa iskeleyi de unutmayalım. Manzara bu. Şimdi diyecekler ki orası Cumhurbaşkanına ait değil. Orası saray değil. Peki ne? Devlet konuk evi. Beştepe'deki saray da Başbakanlık Hizmet Binası diye yapılmadı mı? Birbirimizi kandırmayalım. Harcanan parayı geçtim. Doğaya verdiği tahribatın geri dönüşü yok. Harcanan paranın da Kılıçdaroğlu dün partisinin grup toplantısında Okluk koyunun fotoğrafını göstererek tasarruf genelgesi bu diye haykırdı. Haklı mı? Şimdi diyecekler ki bu solcular köprüye karşıydı, tünele karşıydı, otoyola karşıydı. Şimdi de devleti temsil mekanına karşılar. Şimdi diyecekler ki itibardan tasarruf olmaz. Yazlık Saray 2019 yılından beri faaliyetteymiş. Arnavutluk Başbakanı'yla Azerbaycan Cumhurbaşkanını ağırlamışız. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanını neden unutmuşlar? Türkiye'ye başka gelen yok zaten. Pardon, Ukrayna Başbakanı geliyor. O da geçenlerde bayraktar İHA'larını bekliyoruz hala vermediniz diye Ankara'ya sitem etti. Niye vermedik? Putin taş mı koydu? Vermeyin küserim mi dedi. Neyse, yazlık saraya Amerika Başkanı, Fransa Cumhurbaşkanı, Almanya Şansölyesi, İngiltere Kraliçesi veya Başbakanı, İtalya, İspanya, Belçika, Finlandiya, Yunanistan Başbakanı gelir mi? Hiç zannetmiyorum. Katar emiri gelebilir. Suudiler şimdilik gelmez. Aramız şu aralar limoni. Düzelirse Rusya Devlet Başkanı Putin kıyak olsun diye gelebilir. Başka gelen olmaz. Çankaya Köşkü Cumhurbaşkanı mekanı ve çalışma ofisi olarak kullanılsaydı, Beyaz Saray gibi, Okluk koyundaki o mütevazı yapı korunsaydı, Cumhurbaşkanı konukları o cennetteki küçük mekanda ağırlasaydı, inanın itibarımız daha yüksek olurdu.